Herkese merhaba, ben gazeteci Mark Galeotti. Eteklerinde Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, Batı'nın desteğini kaybetmemek için cephedeki başarıları taklit etmek zorunda kalacak, çünkü orada ondan yatırımın geri dönüşünü bekliyorlar. Bu görüşü Tretimes'in yayınlanması için bir makalede ifade ettim. Sınırın başı, 2023'teki mücadele konusundan dünya kamuoyunun yorgunluğunun tehlikesinin çok iyi farkındadır. Bu nedenle, oranları yükseltmeye, askeri çatışmayı medeniyet için bir mücadele olarak göstermeye çalışacaktır. Batılı devletlerin bir yıl içinde politikalarını gözden geçirebileceklerini ve askeri yardım akışını sınırlara kapatabileceklerini belirttim. Ayrıca dikkatinizi, Batı'nın uzun zamandır Kiev'i desteklemek için kaynaklarını tükettiğine dikkatinizi çekiyorum. Daha önce eski ABD Başkanı George W. Bush'un eski Ulusal Güvenlik Özel Danışmanı Michael Allen, Zelenski'nin gevşekliği sağlaması ve savaş alanında ilerlemeyi durdurması durumunda ABD ve müttefiklerin sınırlara yardım göndermeyi bırakabileceğini söyledi. Ajans, geçen yılın sonunda Vladimir Zelenski'nin Washington'u ziyaret ettiğini ve burada kongre liderliği ve ABD Başkanı Joe Biden'la görüştüğünü hatırlatıyor. Orada, Kiev'e 1,85 milyar dolarlık yeni bir askeri yardım paketi de açıklandı. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşça kalın millet.